Meriç'im hoş geldin. Hoş bulduk Efeci'm Asıl sen hoş geldin. Muhteşem bir güzellik, muhteşem bir e, gün, bir programdayız gibi hissediyorum. Çünkü Kesinlikle konuğumuz alternatif müziğin Nordik Kralçesi <laughs> evet. Dilara Sakpınar. Evet. <laughs> Şimdi bir tur böyle hoş geldiniz diyeceğiz değil mi? böyle? Ya, evet, biz hoş geldinleri biraz kısa kesmeye çalıştıkça bu uzuyor. uzuyor. Aynen. Evet, o yüzden e, ben de diyeyim tekrar hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> hoş buldum arkadaşlar, siz de hoş geldiniz. Gerçekten. Hemen başlıyoruz. Çok hemen başlayalım. <laughs> hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Havanın ne kadar sıcak olduğunu mesela. İnanılmaz ya. E inanılmaz sinirlerim bozuk. Bugün Sinir iyi bozuk. değilim. Öncelikle bu uyarıyı <laughs> iyi değilim sinirlerim bozuk. E öyle evet. geldim Öyle geldim. Evet. Uçuğum çıktı. Ne tesadüf. Siz ki göremiyorsunuz. De de. <laughs> Uçuk virüsü evet. <laughs> Böyle bir ruh halindeyim. O yüzden sizlerden yardım ve destek bekliyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Senin o düşüğüm dediğin halin bile muhteşem bir hal. <laughs> Bu ne biliyoruz bunu biliyoruz. her zaman doğruları söylemeyi çok iyi öğrendi bu çocuk. <laughs> Aynen <gülüyor> <gülüyor> bana bazen şey diyorlar ya sen Meriç'ten korkuyor musun? Tabii ki korkuyorum abi Aklım yani akılım var çünkü benim akıl yani sağlığı kardeşim, olan bir insanım yani. sen benden bu kadar korkuyorsun madem ya sen bizim niye reytinglerimizi düşürdün? Sen neden bizim izleyicilerimize hakaret amiz cevaplar vererek insanları püskürttün <laughs> bu programdan? Neden? Asla, asla. Aa, ben Efe'yi hiç öyle bilmezdim. Ben öyle biri değil. Ben Yenim de atmadım. öyle bilmezdim. Ama öyle biri Öyleymiş çıktı. <laughs> so <gülüyor> <gülüyor> e efendim Sokrates <laughs> e video kez sor bakalım programındaki dahi yani performansı. <laughs> Sakın izlemeyin. Ülke, Sakın. <laughs> lütfen. Ülke çapında infiale <laughs> sebep oldu. <laughs> Ay lütfen öyle biri değil bu çocuk yengeç burcudur, mülayimdir aslında. Ne olmuş anlamadık biz. Bir, bir bana... havalık bir <laughs> artist şey, bir şey oldu. Içine. bana şey yazmış Instagram'dan. Senin gösterine gelip bağırsalar hoşuna gider mi? <laughs> evet. Tam öyle bir şey. Millet işte soru sormuştu seven var, sevmeyen var. Tamam yani zaten programın konsepti o. İzlemeyin kardeşim. Gelmez senin. <laughs> gelmez. Herkesin böyle. Neden acaba? Coşku doluyum. O gün öyle bir performans sergilemiş. O evet, biraz o gün de senin sinirlerin bozukmuş herhalde. Hayır çok eğlenceli. <laughs> <laughs> Eyvallah. Ne <laughs> keyifli olunca böyle oluyor. Ya yo içimdeki modern çarşamanın bazen başka türlü talepleri, hayata karşı başka daha dediğin gibi şiddetli bakış açıları olabiliyor. Amacımız kimseyi ofendirmek, kırmak değil tabii ki. O da bir performans. Tabii ki. Ee, sizleri çok seviyoruz efendim. Philips Latte Go'cum bize latte Go umuzla e, güzel bir... kahvemizi yapalım. Ne içersin Meriçciğim? Ben latte içmek istiyorum. Dilara'cığım sen ne içersin? Ben de latte içerim. Ben de bir macchiato içeceğim. Ee, neden? Çünkü neden? biz ikimiz latte içiyoruz, sen başka bir şey içmek istiyorsun. Hayır, istedin. ben evimin baristasıyım. Aa okey, pardon. Ay evet ya. Bu yüzden. Bu gerçekten evimin baristası olma hali gitgide özümsediğim bir hali oldu yani. <laughs> Gitgide evimde de evimin baristası gibi davranıyorum. Seviyorum evimin baristası olmayı. Ya. Evet buraya da alıştıkça mesela. <laughs> Buradan çıkmamaya başladıkça da yani. Sokrates'in baristanlığında... de baristasıyım. Doğru. Evet. Sokrates'in baristasıyım. Baristalıkla çok böyle örtüşen bir karaktere büründün. Lütfen. Buyurun efendim. Benim profilim pembeydi hatırlarsanız. Benim profilimden herhalde yapacaksınız şimdi. Senin profiline kurban olsunlar. Öyle söyleyeyim. Kurban ey. <laughs> evet. Enjoy evet. arkadaşlar kahvelerimizi içelim. Şerefe. Bu güzel. Sağlığınıza. Sağlığınıza. Muhab Sağlığınıza. Muhabbetimize başlamak için sabırsızlanıyorum. Diloş'cum biz her hafta aslında bir film noir motivinden bir base konumuz oluyor. Hı -hı. Ana konumuz oluyor ve oradan yola çıkarak... Ee, çeşitli yerlere hafif doğaçlamada atlıyoruz bildiğin Hı -hı. gibi. Bu hafta da senin gelişin onuruna Hı -hı. E, çok meşhur, çok bilinen, Korkuyorum. çok başat e, bir figür. E, çok aslında hakikaten bilinen hatta belki de en bilinen film noir motiflerinden biri olan Femme Fatale konusunu seçtik. Güzel. E, bıçak sırtı tarafları da olan bir konu aslında. Beraber. Evet. yani Özellikle tanımıyla ilgili bence bıçak sırtı tarafları var. O yüzden burada hep beraber deşelim bu konuyu. <laughs> bence Aynen. çok şey bir konu çünkü. Böyle ne denir yani juicy bir konu Hı -hı. Ee, filmlerde de yani ya da romanlarda da aslında çok en ilgi çekici kısımlardan biri her zaman Hı -hı. Ee, ama tam da bu yüzden de tartışmalı da bir konu çünkü Hı -hı. kim kime neden fan fatal diyor, diyor. yani Aynen. kime göre neye göre. Evet. Kim tanımlıyor, kim, tanımlıyor, e, ne kim şeyle haklı, tanımlıyor. kim haksız. O ya da o sınır o, nereye kadar? Evet, Bravo. O insanları oraya getiren sürece hiç dönüp baktınız mı siz? O fan fatal nasıl Aynen. Evet. E, fatal oldu yani. Hı -hı. Gibi şeyler var burada. Hı -hı. Fransızca bela getiren kadın demek çok. <laughs> bela girl. <laughs> İnanılmaz bir çeviri. <laughs> Gerçekten böyle yazıyordu. E, ve Ama Meriç'in dediği bence çok doğru. Hani Biraz onu belki tanımlamaya uğraşabiliriz. E, şu Sadece film noir'da değil hı hı. bence yani hayatta hayatta yani da şöyle bir figür var ya abi <laughs> karşı konulmaz bir cazibesi olan hı hı. istesen de karşı koyamadığın çok güçlü bir figür hı hı. ve bu bir kadın bizim hı hı. örneğimizde hı hı. ve ona e, kendini kaptırdığın zaman başın belaya giriyor. Hı hı. Film noir'da aslında çok kabaca böyle bir şey evet. fakat bu biraz kısır kalıyor bu tanım evet. bugün için. E, sizce mesela e, hemen bir tane bir soru sorayım. Karşı konulmazlık ne demek abi? Yani hani e, neden Meriç bunu konuştuğumuzda şey dedi? Tamam da ona inanana niye hiç sormuyoruz? Hmm. Anladın mı? Yani karşı konulma yani o bir bir yüzden birinin yani biri kendini mağdur ilan ediyor. Hmm. Bu büyük ihtimalle bir adam. Hmm. E, o mağduriyeti de tamamen kadının manipülasyonu sebebiyle o mağduriyete uğradığı iddiasıyla hmm. bunu yapıyor ve onu Fatal diye böyle minliyormuş evet. hmm. gibi bir izlenim oluyor bende genellikle. Karakter meselesi aslında hayatın birçok alanında e, farklı şekillerde var. Yani hmm. hani o bence bir şekilde süre gelmişlikten dolayı hmm. oluşan bir durum oluyor. Karakter mi? Bir, ya işte fen fatal fan mesela, fatal şey, mesela durumu mesela. diyelim hmm. ne diyeceksek yani hani o... Ve dediğin gibi çeşitli e, anlamlar barındırabilir. Hani kişiden kişiye değişebilir veya senin mağduriyet diye baktığını aslında bundan bir haz da alıyor olabilir evet. o kişi. Hı -hı. Belki o hiç e, kötü anlamda mağduriyet gibi düşünmüyor. O belki onun için bir oyun. E, hani çeşit çeşit insan var sonuç olarak. Evet. Hani hayatta e, senin zevk aldığın şeyden ...sen zevk almayabilirsin. Ya da senin tanımından... ...tanımladığın şeyi o ben başka tanımlıyor olabilir falan. O yüzden çok geniş bir... ...konu bence de yani. Yani genel olarak sanki böyle hani... ...yani şimdi bunu bir şeye indirgeyeceğiz ama... ...öyle kodlamayalım tabii. Kadın erkek gibi indirgiyoruz ama... Hani ...belki de öyle kodlamamak gerekiyor. Hı -hı. Ee, bir yapı hani gibi mi düşünebiliriz? Bir, bir erkeğin böyle sanki... ...korktuğu... Hı -hı. bir, bir K kadın ıı, hmm. figürüne ve hep var bu. Kodlama biçimi mi acaba evet. gibi geliyor hmm. yani. Anlatabildim hmm. mi? Hmm. Mesela işte Öldüren Cazibe filminde hmm. işte Glen Close yani bunun okuması çeşitli şekillerde yapılabilir. Hmm. Aslında adam kadının hayatında mahvediyor hmm. bir anda Yani ama hani sanki kadın böyle delirmiş hmm. ve hani adamın hayatını mahvediyor gibi de bir evet. anlatımı var filan ama hmm. aslında çok ...bariz bir şekilde kadının hayatı zaten <laughs> mahvolmuş, bilen evet. ya. Oradaki o okumalar böyle çok e, kalıplaşmış olunca... E, ...o tanımın e, pozisyonu çok değişiyor, değişiyor yani, onu kesinlikle. söylemek istiyorum. Yani karşı konulamazlık da bence buna dahil o evet. yüzden. Yani. Ben şey, Meriç'e bahsede çok güzel bir kitap okuyorum. E, Kotzi ile Polozdar'ın me Mektuplaşmaları hı hı. 2008-2011 arası. Hı hı. <laughs> Orada geçen bir şeydi, oradan ilham alarak aslında hı. size de soracağım. Kadın erkek dostluk veya işle ilgili hı hı. bir ilişkiyi tutan en büyük duygunun ikisinin de hem fikir olduğu bir konu bu hayranlık olduğunu hı hı. iddia ediyor iki yazar da yani çok büyük bir tutkal olduğunu ve bir insanda mutlaka hayran olunacak bir şey e, bulman gerektiğini ve ancak o zaman o ilişkinin hı hı. E, yürüyebildiğini iddia ediyorlar ve ben buna aslında biraz katılıyorum. Ee, ...ve artık bugün çok da... ...hayatımızın odağında olan bir duygu ya... ...hayranlık... Hı hı. Ee, ...sahne olarak da biraz onu da evet. konuşuruz... Hı hı. Ee, ...fakat şu konuda ne düşünüyorsunuz? Asimetrik mi olması gerekiyor... ...bir ilişkinin? Yani şunu demeye çalışıyorum... ...Femme yola çıkarak... Hı hı. ...bir tarafın, bir tarafa... ...çok güçlü bir hayranlık ve... ...tutku duyması gerekiyor ki... Hı hı. ...onun bir... ...ateşleyici gücü olsun o ilişkinin başlaması için... ...fakat sen birine çok fazla şey hissettikçe o ilişkide güçsüzleşiyor musun? Hmm. Çünkü çok hayranlık ha. adı üstünde çok yukarı bir yere koymak birini. Bence o yine ilişkiden ilişkiye değişir. Yani orada mesela hayran olunan kişinin nasıl bir e, geri dönüş sağladığı da önem kazanıyor aslında. Hmm. Yani o kişi bu hayranlığı e, ezerek sürdürmeyi tercih ediyorsa belki dediğin gibi oluyor hani hı hı. bir taraf hep daha e, küçülen taraf oluyor sıkışan taraf ve hani hep hayran ve ona ulaşmaya çalışır bir hı hı. pozisyonda kalıyor o ilişki nereye kadar nasıl gider onu bilmiyorum ama hani tanıştıktan sonra diğer taraf da bunu e, normal karşılayıp... ya bir dakika o kadar da hani şunu yaşamamıza gerek yok hani hmm. ben de e, hmm. insanım gibi hmm. bir yerden algılarsa belki o hayranlık e, gap'e diyeyim e, hmm. aralığı daha azalır ve başka bir yere oturur. Yani hmm. daha e, normalleşmiş bir yerden yaşayabilir. Yani yine hayran olmaya devam edersin ama tanımadan insan daha da... M, Kafasında bir şeyler canlandırabilir. Hmm. Kendisi yorumlar yapabilir o kişiyle ilgili. Ve o kişiyi bir yere koyduğu için de zaten o kadar hayran oluyor belki de. Hı hı. Ama sonra onu tanıdıkça ya bu arada kendisinin hayranlığı da düşebilir. Evet, o doğru. da var. Ya da işte dediğim gibi hani belki o hayran olunan kişi bunu çünkü fark edersin. Yani hissedersin evet. onu. Daha böyle normal bir yere çekerse güzel bir ilişki devam edebilir gibi geliyor bana. Evet bana da öyle geliyor. Bir de acaba hayranlık böyle alışkanlıkla yani hani bir ilişkinin en başında birini tanıma sürecindeyken yaşadığın Hı. şeyle hani eğer o bir ilişkiye dönüşür ve devam ederse Hı -hı. artık tanıdıkça alışıyorsun da Hı -hı. aynı evet, aynen. zamanda. Sanırım mesela senin bahsettiğin acaba şey gibi bir şey mi yani hayranlığın bir çeşit saygıya dönüşmesi. Hı -hı. Sürdürülebilir Hı -hı. hayranlık evet. sanki daha Doğru. saygı gibi bir şey. <laughs> Oradaki o dengeyi Kurunca işte o boşluk da kapanıyor evet. ve yani devam edebilir bir şeye bir şey dönüşüyor. dönüşüyor muhtemelen. Kesinlikle. Öbür türlüsü bence işte... <laughs> Sağlıksız bir şey oluyor Toksik yani muhtemelen. evet. hani evet. Çok zehirli ve hayatın evet. dengesini çok bozacak bir şey yani. Evet. Bence de öyle. Biraz şeyle, çabayla ve o ilişkinin dinamiğiyle ilgili adımlar atmakla ilgili bir şey oldu. Kesinlikle. Olabilir. Peki şey şeyde, sahnede yani şu bana çok acayip geliyor... Ee, ...çok aşırı iyi başladı. Last of Us diye bir dizi var. Bir zombi dizisi abi. Bir hı hı. bilgisayar oyunu uyarlaması. Fakat yaratıcısı işte Craig Mazin ...diye bir adam. Çernobil'i de... Hı. E, ...çeken adam. Yaratıcısı yani. Şöyle bir şey söylüyor. Şunu anlatacağız... ...diyor. Ee, şey lafı var ya. Love conquers all. Hı hı. Aşk, aşk her şeyi hı hı. fetheder. Evet. evet ama bu iyi bir şey değildir. Evet. Diyor. Hmm. Yani baktığımda e, bir ilişkilerde... Hı sanatçıların kariyerinde bütün aşırılıklar Aslında birinin ya da bir şeyi zaten çok sevdiğin için oluyor hı hı. Kon söz geçiremediğin için hı hı. Tutkuna, sevgine hayranlığına hı hı. E, Evet bu iyi bir şey hep öğütlediğimiz şey birbirimize hı hı. sevdiklerimize çocuklarımıza sev sevgi de abi sevgiden oluyor <laughs> ee, birçok şeyde. <laughs> belki ama o şey de olabilir yani sev, evet sevgiyle başlayıp sonra saplantıya dönüşürse. Hı -hı. Ama arada de. nasıl ya, bileceksin ki onu Dilara? Yani şey o sınırı çok sevdiğinde bir şey göremiyorsun ki bence işte. Yani kendini Özür tamamen yok olduğumda, yok ol, olmaya başladığımda belki yani. Sen kendini yok etme paha yani derecesinde. Yani evet kendini yok etme. Hmm. Yani sevgi ol saplantı bence öyle bir yerde başlıyor yani hmm. artık kendini kendinle ilgili hiçbir şey yaşamayıp sadece işte sevdiğin ya da neyse yani hmm. o saplantılı olduğun kişiyi iyi yaşamaya başladığında hmm. herhalde oluyor gibi yani yani bir soru olarak duruyor işte benim kafamda yani bu iyi bir soru bence o yüzden adamın örneğini verdim de yani aşk karşıyı fete der fete de. Iyi mi mi ha yani bu düşünmeye değer bir şey evet. bence anlatabiliyor muyum? Kesinlikle katılıyorum çünkü sadece sevmek de yetmiyor bence çoğu zaman. Yani Zaten. hani eğer e, gerçek anlamda bir ilişkiden bahsediyorsak bu ilişki hani arkadaş da olabilir, sevgili de olabilir neyse hani tek bir ilişki formu değil ama hani sevgiyi yaşadığın ya da sevgiyi yaşatarak sürdürdüğün herhangi bir ilişkide diyelim. Hmm. E, yani zor bir konu zor. ama işte evet sevgi ben bilmiyorum kendi dünyamda, deneyimlerimde hani sevgi her şeyi de temelde mutlaka olması gereken ha. bir şey. Ona tüm kalbimle her zaman inanıyorum ama bir ilişkiyi sürdürebilmek için başka yan dallar da gerekiyor Pratik. gibi. pratikte de bir şeyler gerekiyor Kesinlikle yani. Kesinlikle öyle. Başka duygular da gerekiyor, evet. başka düşünceler de gerekiyor. Ne bileyim, konuşabilmek hı -hı. de gerekiyor. Hani soğukkanlı salt, olman gerekebiliyor bazen. O, aynen öyle veya alttan alman gerekebilir veya ne bileyim hani bir sürü şey aslında. Hani ama ben çok seviyorum. Yani Ha her şeyi açıklayabilirsin hı. ya bu şekilde. Evet. Yani çok seviyorum abi işte. O yüzden kırdım <laughs> döktüm her yeri. Mesela. Çok üzüldüm çünkü. Evet. Yani, evet. O da, yani çok yapılan bir, bir şey. Kesinlikle. Ha, aynen. İşte onu düşünerek ben de <laughs> buraya vardım. Yani hani... doğru mantıklı. Şuna bağlayacaktık. Ee, şu çok acayip geliyor bize. Abi biz yani zaten özel ilgi alanımıza da giriyor sahnede Hı -hı. şarkı söyleyen bir insan. Hı -hı. Yani yüzlerce kişiye bunu mesleki olarak yapıyor. Hı -hı. Sürekli yapıyor. Ve çok etkileniyoruz evet. biz bundan. Hı hı. Ve şöyle bir şey var. Seni sevsinler diye yapıyorsun hı hı. bunu yüzlerce kişi. Ve bir noktada aslında en büyük otantik haline de onların sevgisinden vazgeçebildiğinde ulaşabiliyorsun. Kesinlikle. İnatla kendin olabildiğinde. Aynen. Ama bu çok ikircikli de bir şey. Evet. Sen e, <laughs> çok da unik bir sahne personan olduğunu bildiğimiz için hı hı. E, nasıl yani bunu tasarlıyor musun, düşünüyor musun, içgüdüsel olarak mı oluşuyor, ısrar etmeliyim diyor musun, kafan karışıyor mu, hı hı. nasıl biri olmalıyım sahnede konusunda. Hı. Aslında hiç düşünmüyorum. <laughs> hiç düşünmüyorum. Hiç zaman düşünmedim. Daha doğrusu başlangıcım hiç düşünerek olmadı çünkü ben çok. Müzik benim için çok doğal bir şeydi hayatımda hmm. hem ailemden dolayı hem de hani müzik işte. Müzik yani çok bunu böyle bir meslek haline getiririm falan gibi bir e, düşüncem çok geç bir yaşa kadar aslında yoktu. Yani hani böyle üç yaşında ben biliyordum. <laughs> hani Onlar inanılmaz Öyle bir şeyim ya. yok yani. Evet şeyleri yapıyordum <laughs> ben de Pardon. işte. Ne bileyim küçük bir kayıt oyuncak aleti vardı, küçük böyle plastik bir mikrofonu var oraya söylüyorum, şiirler okuyorum falan. ama hani hmm. o bir oyundu aslında bence öyle hmm. yorumluyorum. Ondan sonra hani okula başladığında ve müzik hep hayatımda oldu tabii ki çok meraklıydım doğal bir şekilde işte. Daha İngilizce'yi o kadar iyi bilmiyordum ama bütün İngilizce sözde bir de kaset vardı o zaman, <gülüyor> <gülüyor> o zaman <laughs> çok eskiden. <gülüyor> <gülüyor> evet artık bayağı eskide kaldı. Biraz gerçekten. eskide kaldı biraz <laughs> kaset. Ve bazılarında söz yazmazdı falan ve ben onları dinleyip kendimce ...algıladığım şekilde yazıp ezberli. Hani müzik hep bende vardı ama e, dediğim gibi üniversiteye gireceğim ve ben Psikoloji mi okuyayım, sosyoloji mi okuyayım derken işte müzik sınavı karşıma çıktı ve niyesi o an düşündüm ya aslında ya <laughs> okusam nasıl olur bunu falan diye ve o şekilde ben müziğe daha nasıl diyeyim profesyonel bir şekilde adım atmaya başladım hı hı. ve okurken de hala şeyi bilmiyordum, düşünmüyordum yani bu benim işim olacak ve ben bunu iş olarak yapacağım falan. Sonra zamanla işte hakikaten müziğe devam ettim ve bakıyorum yani şarkılar yazıyorum, bunu yapmak istiyorum işte 123 diye bir hmm. e, gruba dahil oldum ve harika gidiyor falan derken evet dedim yani ben bunu hayatım boyunca yapmak istiyorum ve bu benim e, klişe duyuluyor ama yaşam biçimim fark hmm. ediyorum ki öyle hmm. ve bunu böyle sürdürmek istiyorum. Dolayısıyla hiçbir zaman planlayarak da sahneye çıkmadım. Hı -hı. Bir şekilde sahnede Hı -hı. buldum kendimi Olayların gibi. Olayların akışı seni oraya getirdi Oraya getirdi. Yani. Ama zaman içerisinde e, işte rekabet, Hı -hı. E, sosyal medya vesaire hani sen de büyüyorsun ve tecrübelendikçe aslında o saflık bir bakıma başka bir şeye dönüşmeye çok elverişli oluyor Hı -hı. falan derken bazı şeyleri düşünmeye başlarken buldum kendimi. Ama yine de bunu bana uygulayarak yapmaya çalışıyorum. Yani hani insan şeye çok düşüyor tufaya aslında Hı. bence ne açıdan? Ee, işte ne bileyim şimdi şey rakamlar e, evet, vesaire. biz bunu çok... oyunculukla ilgili hep konuşuyoruz da ben hiç böyle bir müzisyenden bu, bu kısmını dinlememiştim Aynen. Yani. aslında çok benzer muhtemelen yani çok önem kazandı işte bir de Spotify iTunes yani evet. dijital platformlar hmm. çıktı işte CD bitti kaset zaten çöp oldu plak yeni yeni geri geliyor ama kimse de oturup plak dinlemiyor aslında her şey dijitalden oluyor <gülüyor> falan <gülüyor> Dolayısıyla iş böyle hani bana göre benim açımdan müzikten çok e, sadece para kazanmak ya da sadece e, like almak veya sadece hmm. e, dinlenmeni arttırmak falan gibi bir yere döndü. Ve insanlar da hani çoğu işte Twitter'da şurada burada bakıyorsun e, işte bilmem... Ne şarkısı? Şu kadar milyon dinlenmiş. Hmm. O şarkı bu kadar kez bilmem... Yani hızlı bir numara... Hani bu bu arada her zaman olmuş tabii ki tarihte ama... ...şimdiki kadar hızlı ve sadece tüketim odaklı olmamış. Ve bu şeyi de doğuruyor yani ister istemez. Ya bir dakika hmm. hani ben az dinleniyorum, ben milyon dinlenmiyorum. Yani. Yani. Ve hani öyle karşılaştırdığım zaman ben... ...hani ne yapmam <laughs> gerekiyor hmm. <laughs> acaba hmm. hani... Ben de bir şeyi uygulamalıyım ki, ki evet. öyle mi. Olabilir? Ama sonra diyorsun ki, ben müziği o yüzden yapmıyorum ama benim de para kazanmam lazım. çünkü benim işim bu, tek işim bu hayatta. Hı hı. E, derken yani bu soru işaretleri ve böyle bir duruma düşebiliyorsun. ama bir şekilde kendim onun içinden e, yaptığım şeyi çok sevdiğim için yaptığım şeklini çok bana göre biricik olduğu için o biricikliği teslim etmek istemiyorum. Ne kadar <laughs> ya <gülüyor> ya. Evet ben o yüzden de gene şeyi... kendi halimi sürdürmeye gayret ediyorum. Şeyi duyduğumda çok şaşırmıştım direnç, abi. yani bu bir direnç ve hoş bir direnç bence yani. Tabii Aslında ki zor ya. tabii var tabii evet. Ki. Hani tabii işte ki. o like'lar, o tıklar, o milyonların olmuyor. <laughs> bu bu yani bu dönemde sanatın herhangi bir alanında çalışan herkesle, üretmeye çalışan herkesin Hı -hı. bence yaşadığı Hı -hı. bir problem, yani, ortak bir problem yani. Kesinlikle. Ve e, sanıyorum bunu dün e, konuştuk ya da düşündüm. E, şöyle de bir sorun oldu. Çok pardon sen bir şey mi söyledin? Yok söyle Şöyle de bir aslında bana ayıp gelen ve bence bir tık böyle utanç verici bulduğum şöyle bir bir şey fark ettim. Yani eee bir sanat eserinin ya da yaratı herhangi bir yani bir üretimin hı hı. E, bir değer olarak tek e, kıstası artık gerçekten para ve hı hı. buna karar veren de parası olan insanlar haline hı hı. geldi yani. Hı hı bir albüm çıkaracaksa bilmem bunu satacaksa mesela Hı -hı. birileri onun için kaydediyor Hı -hı. ya da işte biri bir oyun işte yapacaksa bu Hı -hı. oyun işte bilmem ne kadar zamanda onlara para kazandıracaksa Tabii. bu oyunu yapıyorlar. Hı -hı. Zaten dizide Hı -hı. ve sinemada bu çok hızlı bir şekilde tüketime döndüğü için Hı -hı. artık hani biraz daha kurak bir e, dönemdeyiz özellikle ama e, parası olan insanların sadece parası olan insanların Hı -hı. söz sahibi olduğu e, bir noktada olduğumuzu acı bir şekilde. Hı -hı. E, hep yani gün be gün daha da çok fark ediyorum. E, ya yani. çünkü rakam olunca <laughs> öyle oluyor. Ama mesela yani... önceden sanki birazcık bu karar vericiler tırnak içinde kullanayım yani kim olduğunu bilmiyorum Hı -hı. ama yani hani işte bir takım işte ne bileyim sanata destek olan, para evet. yatıran insanların bir tık daha vizyonu da var yani parayla evet, vizyon. E, çok birbirinden ayrılmamalı bu konuda. Ya yani parayla vizyon bir şekilde Evet. <laughs> Ee, biraz paralel gidebilmeli evet. burada şimdi makas açıldıkça Hı -hı. E, parayla vizyonun arasında büyük bir boşluk oluştukça çok fazla renk kaybolmaya başlama Hı -hı. tehlikesi altında kalıyor gibi geliyor ya bana şeyi bana işte gitar hocam söylediğinde aşırı şaşırmıştım fan madem. fatalden nereye geldi <laughs> ya <yani> bu arada <laughs> döneriz oraya <laughs> böyle, e, hani şey anlatmıştı yani direkt böyle sen mesela şey diyorsun ya dedi atıyorum abi Ricky Martin çıktı işte Neyi hatırlamıyorum işte. The Maria'yı Maria değil mi? One, Ya tres. bize şarkı şarkıda söyledi. <laughs> ve abi sen şey diyorsun. Vay be 12'den vurdu falan. Hmm. Nasıl herif o kodları buldu ve falan. Ve şunu yapmıştı abi. Yapılıyormuş bu çok net. 90'larda da. Ay, çok heyecanlandım. Yapılıyormuş. <laughs> Önceden tamam mı piyasaya biraz no name müzisyenlerden Latin rüzgarı salıyor, salıyormuş abi. Birer şirketleri. Evet. Sen onu duymaya başlıyorsun ufak <laughs> ufak 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 ve o bir base yaratıyor aslında hı hı. ve sen kulağın ona alışmaya başlıyor o tarz. Sonra abi en güçlü starını sona saklıyorsun. işte bu Ricky Martin oluyor falan oluyor filan oluyor. Çıkıp ona o kodlara tamamen uyan bir single yaptırıyorsun. Hı hı. Patlıyor. 12'den vurdu oluyor. Halbuki o bir tasarım. Hı hı. Başıyla, sonuyla, çalışmasıyla yapılan bir tasarım bu. Hı hı. Yani ve işte bu noktada da ya bu tip alg algoritmik bir hayata girdiğimiz zaman senin bahsettiğin zihniyetle müzik yapmak, üretmek hmm. zorlaşıyor. Çünkü evet. orada karşında koca bir tasarım, koca bir ekip var yani. Bir piyasayı, insanların Endüstri algısını... karşına almış gibi. Almış gibi o. oluyorsun. Dizayn ediyor adam sana orada <laughs> şeyi yani. Ya aslında o bence şimdi de var. Yani her hmm. zaman var ama bence farklı olan şey bilgi birikim eksikliği. Evet, yani Geçiyorum tecrübesizlik onu. veya işte de dediğin gibi çok... Sadece parası var diye bir şeyleri yapabilen insanlar ve onlar e, karar mercileri oluyorlar. <laughs> ve onlar bütün bir sektörü değiştirebiliyorlar. Yani en büyük fark o. Yoksa şimdi de hani e, furyalar her zaman olmuş işte. E, müthiş bir rap patlaması hmm. oldu hmm. aslında. E, yani hep bu akımlar var ama bu akımlar nasıl... E, Temeli nerede? Temeli nerede? Ya Neye da ne yapılıyor? ediyor falan? Ya da işte parçaları alsan analiz etsen. Ya da biz niçin e, 90'lar Türkçe pop duyduğumuzda aşırı mutlu oluyoruz ve evet hani abi. hoşumuza gidiyor. Çünkü sadece e, nostaljiden de değil yani parçalara baktığın zaman orada başka tür bir emek var. Hmm. Bence yani benim yorumum. Kesinlikle. E, yani daha fazla kafa patlatılmış. Başka m, bir şey ...göz önünde bulunduruyor. Yani o bu müzik daha iyi nasıl olabilir? Veya... ...kalitesi diyeyim tırnak içerisinde... ...iyi olsun... Hı hı. ...diye efor gösteriliyor. Ve bununla beraber tabii ki de en çok... ...satılması vesaire ama... ...orada en azından bir daha... ...başka tür bir süreç var. Şimdi hı. tamamen fabrikasyon ve... ...sentetik bir... E, e, ...her şey birbirine çok fazla... ...benzese dahi... Ee, önemi yok Çünkü insanlar duyduğu işte bir şarkının on farklı versiyonu duymaya okeyler Çünkü herkes hep köfte yemek istiyor gibi düşünüyorum yani evet, hani birbirini besliyor Tabii ki gibi oluyor anladın yani öyle yani Çünkü de mi o kalite dediğin şey Mesela çünkü kaliteli şeyler o dönem çok yapıldı ve Muhtemelen insanlar hani birbirlerinden de o şekilde beslendiler ve dinleyiciler de evet. bir şekilde kaliteli bir şey dinlemeyi talep ettiler yani Kesinlikle. hani evet. dolayısıyla Ona böyle birbirini evet büyüten bir şeye dönüştü. Evet ve başka ben... bir yerden bir, bir yarış oluyor o zaman. Ha evet ya yani... yani müzik müzikal böyle hani <laughs> daha farklı evet. Hani şimdi o yok gibi geliyor bana. Ya şimdi sadece Sadece rakamlar yani o zaman da önemli insanlar için işte o da, popüler evet, olayım Ama orada başka bir his de var mi? orada onu hissediyorsun evet, bizzat. Yani o... evet ona bakarsan işte o piyanist çocuk Isabella şey, şarkısı da çok dinlendi mesela yani ama bu mu olmalı bizim <laughs> şeyimiz kriterimiz <laughs> Bir an dedim mu? neden bahsediyorsun? Ay, o ne ya? Ya çocuğu, ben, ne, ya, ne <laughs> o çocuğun bir <sen gülüyor> tane çocuk Fevzi, ha, evet. Fevzi. ya Sefo'nun mu şarkısını evet. Sefo'nun şarkısını sen çok seversin Sefo, evet. sevgili Sefo'nun şarkısını. <laughs> Ya biliyorsundur, Twitter'da görmüşsündür. Bir tane çocuk var, Fevzi diye. Okay. 10 yaşında mı? Ha, bir öyle, sürü şarkıyı şey coverlıyor tamam. böyle. <laughs> ya bu bu bir kriter olmamalı. O da çok evet. dinleniyor atıyorum ama ha, hani. Evet. Yani bu mu mesela bizim müzikal müzikle ilgili ilişkimizi belirleyecek şey yani? Çok dinlenmesi. Ya şey bence çok üzücü bu bu konuda. <laughs> ...hiçbir şey engelleyemezsin... ...aslında yani hani... ...o olmasın falan diyemem tabii ki, şimdi... Tabii ...ama ki. tek tip... ...bir şey kabul edilmeye... ...başlandığı zaman... ...o zaman bence problem var... ...yani bu politikada da böyle evet, ben bence... Dedim. ...her alanda... ...hele ki kreatif bir alanda yani... ...sadece popçu olmak... ...eğer trend oysa... ...sadece o kabul ediliyor... ...sadece onlar konser verebiliyor... ...sadece onlar eee röportajı bilmiyorum atıyorum şimdi hani diğer yelpazenin diğer taraflarını tamamen unutmak bana e, tuhaf gelen şey. Peki sence bir performansçı özellikle yani böyle hani ikonlaştırdığımız böyle sahne yani müzisyenler diyelim, rock starlar. <laughs> sence seksi olmak Hı. bunun ne kadar e, önemli bir kısmı yani bir ikon olmak için hmm. yani şu işte başta o fan fatal hmm. ve hmm. ama bunu artık kadın erkek olarak Aha. ayırmayalım Aha. Ee, herhangi bir cinsel yönelime hmm. indirgemeyelim hmm. veya bu e, bu seks hmm. durumu e, ne kadar doğru ve çalışıyor sence? Hmm. Çünkü en çok örnekler orada ya çünkü yani sana dedim evet. hiçbir zaman hani ya çok güzeldi bize bacımız gibi davrandı <laughs> evet, <yani gülüyor> demiyoruz bacımız, ya. Evet bacımız hmm. olsun istemiyoruz, istemiyoruz yani, yani rockstarlar. Yani. Evet. <laughs> Bizim yani onlarla yatmak istiyoruz. Hı -hı. Onların bizle yatmak istediğini düşünmek istiyoruz. Hı -hı. Ve buna da çok yani arada bir yerde kalınca yani ulaşamıyorsun. Hı -hı. Ne cinsel olarak ne statü olarak ama çok uzakta değil senden. Yani bir şekilde e, hep bir ihtimal oluyor. Yani çok özür dilerim son şunu sana Hı -hı. bırakalım. Her iyi konserden sonra bence her iyi seyirci şunu diyor bana bakıyordu. <gülüyor> ...bu <gülüyor> çok acayip bir şey abi... Evet. ...ben biliyorum... ...bana bakıyordun, yani biliyorum... ...hani öyle evet. bence değil, biliyorum baktığını... Evet. ...ya bu... ...nasıl oluşturuluyor bu... ...gerçekten ben de çok merak ediyorum... ...yani seks ve seksilik her zaman... ...evet satan şey olmuş ama... ...seksiliği de nasıl algıladığınla da... ...alakalı bir... ...çeviri yapabilirim... ...hani orada ne bileyim... ...ben seksi olmak için... E, illa mayo giymeme gerek olmayabilir hı hı. bence. Ee, bana göre ben de seksi olabilecek bir şeyi yaparsam, hı hı. E, bunu sadece seks sells yerinden değil. Ben kendimi öyle iyi hissettiğim için, bunu satacağımı bildiğim için yapıyorum gibi bir yerden hı hı. değil de. Zaten o görün öyle iyi görünmüyor. Evet. Bunu tam <laughs> olarak. Asıl dediğin gibi yapanlar seksi o, oluyor. Evet. Aynen bence. Evet. Yani evet. öbür türlüsü başka bir konuya gidiyor gibi Tabii. geliyor bana. Yani hani başka ama flört bir varıyor pazar. ya ama ya eninde sonunda Hı -hı. seyirciyle flört etmen gerekiyor abi. Hı -hı. Böyle bir şey de var bence. Yani bu bir tasarım olarak seksi bir şey giyeyim kadar Hı -hı. sığ değil. Hı -hı. Ama iş o tarz bir dinamiği var bence her performansının sahne e, seyircisiyle. Ama bu hayatta da böyle aslında. değil evet. mi? Yani hani normal sosyalleştiğin zaman da hani flirt seviyeleri var aslında yani Hı -hı. ve bence flirt güzel bir şey Aynı. kötü bir şey Kesinlikle. olarak adlandırılması gerekmiyor her zaman. O yüzden nasıl olduğu Hı -hı. önem kazanıyor. Yani ben senle de flirt edebilirim. Hı hı. Bu illaha seksüel bir yerden bir şey yaşayalım mı göz kırpışı olmak zorunda hı hı. değil. Ama insan doğasında böyle bir şey var bence. Bilmiyorum. Bence tabii de. Ki. Bu daha e, ön plana çıkıyor. Hı hı. Çünkü bir kere birbirini ayıran bir sahne diye bir şey var. Yani hı hı. sahne hep daha yukarıda. Hı hı. Daha erişilmez. Yani bir fark var aranda. Dolayısıyla Oradaki kişiyi gördüğün zaman onun flörtü daha da büyük, büyük bir etki evet. yaratıyor gibi oluyor yani. <laughs> hani ve bu da güzel bir şey aslında. İnsan içgüdüsel bir bir, evet, bir tatmin yani. bir Kesinlikle. bir şey gibi. Ama bazı insanlar da mesela Alex Turner. <gülüyor> <gülüyor> Alex. <gülüyor> Sanki böyle hani. Yani öyle bir vibe var ki hmm. böyle yani seks adam ya evet, evet. hani gerçekten böyle <laughs> evet, evet. Yani herhangi bir şey yapmasına gerek yok yani varoluşu hmm. onun zaten yani seksi hmm. ve bunun için gelmiş dünya Ama öyle Kimiz bazı yapsa... insanlar öyle yani Aynen yapsa... mesela yani Kings of ben... Convenience <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim. <laughs> Ay neyse. kadar bıçakla boğdum ben <laughs> Alex Turner trıldır Tutamadım. Mu? Özür dilerim yavrum. Dur. Dur. Yaralıyım biliyorsun. <laughs> neyse. Ay, ee, hayır, hayır ya. Geldi. senin yaralarına geldik. Ha efendim. Hayır, <laughs> hayır Çok enteresan bir ses var aramızda bugün. Bir onun sesini duymak istiyorum canım. Böyle bir Lütfen z, duyalım. Z, böyle z z sesi. Ne yapıyorsun? İyi sizi dinliyordum <laughs> heyecanla. Bak, bak. <laughs> Tavra bak. Ne yapıyorsun? böyle bir tavır var mı ya var sen kardeşimle sesle, konuşuyorum ya. kospacın sesle böyle mi konuşacaksın ben ondan normalde de öyle konuşuyorum Z ne yapıyorsun ne yapayım be Efe <laughs> sen ne düşünüyorsun ya bu rockstarlarla ilgili seviyor musun <laughs> ee, özellikle <laughs> Alex Turner'ı Turner çok seviyorum ben de çok seviyorum ee, ablam gibi tıpkı <laughs> <laughs> ee, Kings of Convenience yaranı dinlemek istemiyorum bir kere daha ben de <laughs> anlatmak istemiyorum istiyorum. merak etme <laughs> E bu kadar hmm. şimdilik diyeceklerim galiba. Yani <laughs> Birazcık oldum. heyecanlanmam da olabilir işin içinde. Hayır çok tatlısın. <laughs> Bir sesini duymak istedik. <laughs> Teşekkür ederim. Peki benim Kings of Convenience'a şarkı söylediğimi biliyorsun. Biliyorum abi sinirle seni <laughs> aradığımda anlatmıştın. Sinirle memleketinin yakınlar ya. <laughs> evet. Dilara'yla. Nasıl bağırıyorum? Bunlar bana... Fotoğraf çektirtmediler mi? Yani elçi gibi senin araması da inanılmaz evet, bu arada öyle. ya. İşte hani ben ne yapabilirim? Elçisi. Evet yani bir konuş şunlarla hani... falan gibi. Alo. Bu şey. <laughs> Niye bu Şu çocukla çocuğu foto... bir alın. <laughs> Şu çocukla bir fotoğraf çektirin bir arkadaşlar. Biraz da tabii evet güçle ilgili bir şey sahne. Yani o yüzden hani... Abi düşünsene bütün spotlar seni gösteriyor. Of Nick Cave ya Ve... neydi? Mesela yani şimdi... Yani gerçekten böyle... Acayip bir, bir büyü. Yani galiba hani, Tanrı'ya en yakın olduğum an falan diye düşünüyorsun yani, yani onu izlerken de evet. o mesela şeyi inanılmaz inanılmaz bir performansçı bence zaten Müthiş. de. Müthiş. Böyle çok büyüleyici bir şeyi evet. personası var. Evet. Bu kadar güç de sakat bir şey ya. Yani iş bir de o tarafı evet. var. Yani Ama mesela şöyle söyleyeyim. Nick Cave'dan önce de çaldım. O biliyorum. Ee, ve Nick Cave'le tanışma fırsatı da yakaladım Oo. ve işte bu bahsettiğimiz şey hani ben de sahnede biri, biriyim ama şimdi Nick Cave'le hmm. kendimi asla kıyaslayamam. Ne konuştunuz Nick Cave'le? <laughs> <laughs> politika. 9 milyon yüreklerle tek soru. politika <laughs> Nick ne konuştunuz? Gerçekten Tabii ki mi? politika konuştunuz. Ciddi misin? Evet. Ee, ama ben şunu söyleyecektim. Nick mi dedin? Ne dedin? Evet Nick dedim. Çünkü o ne, İngilizce'de siz falan öyle bir şey evet. yok ki bir de. Yani evet. Bence çok güzel. Ben çok rahat ediyorum. Hani Türkiye'de en zorlandığım şeylerden biri olabilir. Siz şey mi? Siz, <laughs> siz sen amca abi hani <gülüyor> ta, <gülüyor> <gülüyor> ya işte ne <laughs> bileyim Meriç sen Meriç, Efe ise Efe hani evet. o saygıyı siz demeden de yaşayabiliriz falan. Neyse uzatmayayım hani e, o hayranlık durumunu yaşadım ben de. Evet. Hı -hı. E, ama bir yandan da biliyorum yani bu. Tuhaf bir şey hani biri bana yaptığı zaman ya yok ben öyle ben de normal biriyim falan oluyorsun ama işte içgüdüsel nasıl bir hisse e, ama sonra konuşmaya başlıyorsun ve hakikaten şey yani işte senin benim gibi bir insan evet bir karizması var. var, var e, o evet. başka yani o. Hmm. Ona yapacak bir şey yok. Bazı insanlar daha karizmatik. Yani evet. bu bu bir gerçek. Ama yine de böyle çok tuhaf bir şey olmadı mesela. Hmm. Olmuyor yani. Evet sahnedeyken ama oluyor. Aynen. Evet. Yani o, o açıyor başka bir şeyi şey. evet. zaten bence. Evet. Açıyor bir şeyi. Evet. Yani o tabii abi. Yani o. Kesinlikle. Ya yani mesela hani yine kendimden bir örnek verebilirim çalacağım, şarkı söyleyeceğim mekana girdiğimde kapıdan kaç kere alınmadığım oldu. <laughs> Hanımefendi bilet e, şey ben... <laughs> akşam söyle <laughs> inanmamak falan birini çağırıp falan biri geliyor <laughs> içeriden buyurun diyor. Hani Anlatabiliyor muyum? Sonra... Fed pardon, Federer'i de Wimbledon'a almamışlar ya biliyor musun? <laughs> Adam şey demek zorunda kalmış. Bakın ben bu turnuvayı 8 kere kazandım. <laughs> Lütfen beni alın. Demek İnanılmaz abi. bir şey. <laughs> Ve sonra da mesela şey diyenler oluyor. Işte sen ama sahnede çok başka bir şey oluyor. Başka bir şey oluyorsun hmm. falan Hani önce konuşmuş mesela ben de bilmiyorum o kadar etkilenmemiş belki ya da tam tersi hani sahnede görüp sonra konuştuğunda aa, ya, anlayamıyor mesela. Hmm. Enteresan evet. bir durum. Ya, çok ilginç bir şey bence de bu. Bence bizim işimizde de aa. öyle Kesin, yani. Aynen. Şey yani şey e, hani sahnede veya sette de böyle hiçbir şey oynamadan önce yani... Ki konuşmalarla hani bir sahne çektikten sonrası bile... Evet. Ya değişiyor ya değil mi? Ya kestik dedikten sonra <laughs> bile değişiyor. Çok ilginç evet. bir şey gerçekten evet. o. Ya e, Benim bir arkadaşımın <laughs> babaannesi e, Amerika'da yaşıyor. Böyle o süper babaannelerden Hani böyle Hı -hı. şey olur ya hiç sözünü sakınmayan Hı -hı. artık böyle yolun sonuna geliyor olmanın da getirdiği... <laughs> <Rahatlıkla>. Rahatlık ve <laughs> pervasızlıkla artık evet. hayatını sürdüren falan öyle, Hı -hı. öyle bir tip yani kadıncağız. Hı -hı. Ondan sonra Amerika'da böyle daha şey ya oradaki evler tam Amerikan böyle garaj Hı -hı. ev garaj ev falan Hı -hı. ya. Yan yan komşularda müzik yapan birkaç tip tamam ve inanılmaz e, belli ki stüdyo olarak kullanıyorlar orayı ve inanılmaz gürültü yapıyorlar Hı -hı. falan. Çok rahatsız. Gürültü mü dedin sen? <laughs> gürültü ve gidiyor bu böyle işte diyor ki evladım yani yeter çatpat İngilizcesiyle inaf falan diyor ondan sonra kızıyor haşlıyor bayağı Hı -hı. tamam mı? O zaman adam da böyle çok özürlüyor yani yaşlı bir adam. Hmm. Ya diyor kusura bakmayın bizim konserimiz var şurada yakında bir çeriti hmm. konseri. Hmm. Hatta sizi oraya e, davet şey davet edelim, edelim falan. Çeriti olarak. Çeriti. Yok diyor yani ben <laughs> hiç kafam kaldırmaz falan öyle hmm. şeyleri. Bu, gum, gum sizin müziğiniz falan bir şey. Adam Mick Jagger'mış abi. Rolex'li olmuş. Mesela. Gerçekten bu arada. Ve böyle arkadaş okay. sormuş babaanne hani neden gitmedin? <laughs> ya Ali güm 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 bana çok şey geliyor sevmiyorum falan demiş <laughs> abi. Kesin hiç pişman da olmamış yani Tabii. böyle. Ya hiç benlik değil falan demiş yani. Evet. Of mükemmel. İyi hikaye. Bir spor diyelim mi ya? Zeyn'in sesinden. Z. Bize spor sorusunu okumak ister misin Ardacığım? Tabii ki isterim. Hemen okuyorum. Dilar'cığım bir e, spor sorumuz var. Genelde rakamla ilgili. E, e, hanedanlığını ilan ettiği. E, i̇ddialı değilim. Asla iddialı Duydum. Değilim. İşte böyle olunca daha korkutucu oluyor. Ya hep olmuyor. böyle diyor ya. Evet. Şimdi bir şey yapalım. Tahmin daha böyle şeyinde. Spor sorumuzu duyalım isteriz. Zeycim <laughs> versene bana zarfı. Tabii Nasıl buyurum. vereceğim bakayım çok mu? Zeycim diyor ya. Antimatik. <laughs> Al. <laughs> 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 evet, okuyorum. yani, gibi evet. bir şey oldu kafaya. Buyurun duyalım. Sevgili Teras Noir, Kainat tenis tarihinin en uzun maçı kaç saat sürmüştür? Not saat ve dakika olarak tahmin yapabilirsiniz. Sevgiler Cener ve Arda. Arda ben Ay, Arda. Bu çok kainat şey böyle hani, <laughs> hani yani, <laughs> bir gün falan gibi bir şeydi galiba. Evet bu. ama şimdi şöyle ufak bir sağ olsunlar ipucu yapmışlar. Hani şöyle bir cevap demek ki atıyorum saat dakika işte 46 saat 30 dakika. Falan gibi bir tahmin. Of. Ne bizi? Bununla ilgili bu gerçekten zor soru. Zor, evet zor. Ben benim hiçbir fikrim yok yani. Yani atacağız o zaman. Benim var. <laughs> Buyurun. Seni... Buyurun. Benim fikrim var da sen at bakalım önce. Yok siz önce siz şey yapın. Ay niye? Senin varmış. E e senin fikrin mi varmış? Söyledim. Söyle fikriniz. Konumuzdan diyelim ya ayıp olmasın şimdi? Yani hiç bilmeyerek <laughs> sallıyorum bence e, ne olabilir ya bilmiyorum 24 saat 20 dakika. Okay. Ben de <laughs> 4 söylüyorum. 24 saat, 24 saat de çok ya? fazla ama. Ben de söylüyorum 36 saat 20 dakika diyorum. Peki bana. Allah Allah ciddi <laughs> misiniz ya? Kainat tarihi. Sen dedin 24 saat 36 yani bu, dedin. Hani, Vallahi hiçbir fikrim yok ama bu kadar büyük atacağız ha demek ki kainat <laughs> i̇şte. tarihinin yani yani kainatta başka nerede tenis oynandığını bilmiyorum dünyamız dışında <laughs> o yüzden yani spektaküler bir şey olması şart yani o yüzden diyorum sen 36 mı dedin? Evet ee, ben de diyorum ki 32 saat 32 saat direkt 32 0 0'da <laughs> bitmiştir diyor. Evet 32 0 2. <laughs> 32 0 2. Ne bu 2 saniyeli kazan sokağa üzülürüm şu, ki. Hiç mi oluyor acaba Delir 32 0 2 deyince? Yok ya öyle saat dakika söyleyin demişler. Demek ki kusuratlı bir şey. Ya bunu bu arada hiç ihtimal vermiyorum. Sadece siz çok büyük salladınız çok ya arada bir şey söyledim. An. Ben de çok merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> çok merak ediyorum. Ardacığım. Yani 15 falan da olabilir bunun cevabı. Olabilir. olabilir canım olabilir. tabii ki olabilir. Duyabilir tamam, miyiz? Tamamsınız. Sö açıyorum. evet. Aç. Söyle. Kainat ve Dünya tenis tarihinin en uzun süren maçı 11 saat 5 dakika boyunca <laughs> yani. devam etmiştir. Fransız Nicolas Mahut ve Amerikalı John Isner arasında Wimbledon'da oynanmış. Hatta 3 gün boyunca devam etmiş ve bir yandan da 5. seti 70-68 sona ermiştir. Böylece bir bilgi edinmiş oldunuz arkadaşlar. Sağ Tamam dedim. Hani gün sürdüğünü bildim en azından ben. Evet. O <laughs> yüzden Ama 24. Ki, kesintisiz <laughs> olarak 32 saat devam <laughs> edemeyecekleri çok belli <laughs> Aynen, yani. ama <laughs> ben şöyle düşündüm. Kesintisiz o araları falan kesintisiz da sayıyorlar. Yani kainat lafına takıldı zaten. Hayır abi bak. <laughs> ben de <laughs> o biraz kafa karıştırmak işte. için bu arada evet, sadece. Evet abi manipülasyon <laughs> var. Peki. Yani evet efe, senin üstüne oynadık hepimiz <laughs> toplanıp. Yine ben kaybettim. E, sonuç olarak ben kaybettim. Rahat olabilirsiniz. Ama ben kazandım. Evet. Ben <laughs> kazandım. en azından <laughs> Meriç kazanmadı. <laughs> yani o kadar inanmadan verdim ki bu cevabı ben evet. bu arada. Yani bir maç nasıl 32 saat <laughs> Gerçi 11 saat de nasıl sürüyor? Ya yani, evet, ya? o da evet. absürt. Arda 11 saat de 3 gün işte sürmüş. Yani bir gün mü, günde 11 gün mü? saat oynanmamış. Arda 3 gün mü 5 gün 3. mü? <laughs> Ceza sorun var mı Ardacığım? Ceza sorun var. Efe sana çok özel bir soru Sonra. hazırladım. Var <laughs> mı Sana sorum şu. Ölüm nedir? Aa, <laughs> tam senlik bir soru. Bu minik bir şakaydı <laughs> ama yani istersen cevap. Hayır, soru şeydi galiba. Ölüm nedir? Nedenleri ve sonuçlarıyla açıklayın. Okey. <laughs> <laughs> Essay. <laughs> <laughs> tamam. Yaz, göster. şöyle oh. soru. Ee, biraz gaza gelirsin diye düşünerek bir zombi saldırısı olması halinde evet. bu odadan ilk kimin zombiye dönüşeceğini ve veya öleceğini düşünüyorsun. <laughs> Şimdi şöyle. <laughs> v mi veya mı öncelikle? V ve veya. Çok güzel. Yani zombi olunca da ölmüş sayılır gibi bir. Bana şöyle geliyor. Berkan'ı hemen kaparlar gibi geliyor. Yani <laughs> bir boyundan bir tıkıt alırlar. hani çok güçlü ve fit olmasına rağmen ilk o gibi cevvallik mi? yaparak böyle bir ufaktan şey... Kendine de çok güveniyorsun oh. anladığım kadarıyla. Şöyle söyle ben apokalipse <laughs> kalmam. Ben daha virüs çıkar çıkmaz giderim. Yani ben hani. <laughs> Asan e, sen kendinden zaten mi gidiyorsun? Ha ben tamam ben kendimim diye cevap vermedim. Berkan diyorum yine de. Ne pek? Şunu diyorum yani ben virüs çıkıp da böyle bir haber yayıldığı an hani zombiler mesela Dilara zombi dönüşmüş falan gibi haber ben zaman giderim. <laughs> <laughs> Panik atak beni götürür. Zombi apokalipsi <laughs> değil. <diye. gülüyor> Kalpten <gülüyor> giderim abi. Bu arada bu e, soruyu asıl ses olan Çisil'le de konuştuk. Çisil'in kendisi cevap olarak önce seni ve kendisinin gideceğini söyledi. Evet evet. Onu ben çok bir, bir cevabım olarak. ama. Yani evet. ben direkt ısırılırım falan. <laughs> karşıda? Bana da öyle gibi geliyor. Ve zombilerin türü nasıl? Daha yavaş hareket eden mi falan filan? Of efendim. Sen sen de pek dayanamazsın. <laughs> i̇şte bir zombi sen. ya. Dayanamıyorsun. Evet. <laughs> Ben bir şekilde bir yere kadar <laughs> sürdürebilirim gibi geliyor bana. Doğru doğru. Yani... Bana da öyle geliyor. Bir süre sürdürürüm gibi mi hissediyorum ben de. Merit ben seni sürdüreceğine eminim kardeşim. <laughs> Sağ ol kardeşim. Öyle <laughs> evet, sürdürür. Valla e, quiz time deyip çıkalım mı? Hadi. Dilara'cığım her konumuza sorduğumuz böyle hızlı Buyurun. seri. Ama şeylere bakmadık ya. Farklı yani... cevaplara bakmadık. Bir <laughs> evet. de ona bakalım. Arkadaşlar o kadar keyifli ki yani. Yani ben gitmek istemiyorum zaten Biraz şu o anda. o cevaplara bakalım. Hadi Tabii şey be. yani en sevdiğiniz fan fatali sorduk sevdikleri. Evet. Arda sen söyle en sevdiğin fan fatali. <laughs> verdiğim cevaplar şöyleydi. <laughs> e, sıralı olarak annem ve Meriç. iki Efe, Tunçer. 3. E, üç Cennet Mahallesi Pembe. <laughs> ve dörtte Bihter Ziya geldi. Harika bir <laughs> liste. <laughs> e, teşekkürler. Valla çok var. Mesela... E, Cersei Lannister. Eva Green çok var. Sorcery Lannister Kisi olarak. Fantastik midir yoksa direkt villain mıdır ya? Yani? Villain. Sorcery yani. <laughs> Game of Thrones direkt şeytan o yani. Evet yani ya o fantastik. Kaotik bir tarafı Biz yok. Bunu yolda yani. konuştuk Arda ile uzun uzun tartıştık. Çok... Ben hazırlanamadım arkadaşlar <laughs> ve böyle sorular. Bu da sana hemen şey oluyorum bilmem. <laughs> çok hiçbir şey aklıma gelmiyor. Marla Singer net mesela. Çok bence hmm basic bir fan fatal. Evet, Eva Green de bence. Eva Green. Ya müthiş. Maria Puder cevabı. Bence mükemmel bir cevap. Maria Puder. Kesinlikle <gülüyor> <Evet>. bir fan, <laughs> fan fatal. Fatal, evet. Ondan sonra evet. Cima, e, işte Sharon Stone falan. <laughs> şey Şeytanın kızı <laughs> Gilda. Aynen. Kesinlikle. Evet bu Etebaz Işık'ın da cevabıydı. Gerçekten üstüne yapmışlar zaten fan fatali. Evet evet. <laughs> Ama Bihter Ziyagil'i gerçekten burada tekrar almış olalım. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> e, Matahari Matahari'de Wikipedia'da şey de çıkıyor. Fan yazınca direkt Matahari'nin fotoğrafı çıkıyor. <laughs> Gerçekten. Evet, evet, <laughs> Çünkü. Quiz time ya. Nasıl yoğurtladı ya. ya? Ben burayı uzun uzun konuşmak istiyordum. öyle okudu geçti. <laughs> i̇yi hadi quiz time. Ben yoğurtlamadım. Hiç vaktimiz yok. Kapanacak kameralar, kaset yok. O yüzden hızlanıyorum şu an. Çekemeyeceğiz, program Programı zık diye bitecek böyle. O yüzden. Dilara'cığım. Ama en azından da. gururumuzla hmm. bitirecektik. Şey Hiç diye, gurur demek tak diye bir program başka, yapacağız. Başka bir bölümde şey bu tenis sorusu gibi bir soruya dönüşebilir bu. Hani en uzun teras. <laughs> ne kadar sürmüştü. <laughs> kaç, kaç, gün sürmüştü. O, o gün saat. kameraların ışığı hiç sönmedi falan. <laughs> Dilara'cığım bunlara böyle tık tık hmm. cevap veriyorsunuz. Bir neriş bir ben soracağız. Tamam. Ondan sonra basit Uzun cevap verme yani onu demek istiyorum. Çok uzatma. Aman. Hemen bu tamam. geç. Hayır hayır. <laughs> tamam. <cevaplar. gülüyor> Çok Adını hatırlayamadığın biriyle karşılaştığında bunu belli etmeme yöntemin nedir? <laughs> Öyle bir yöntemim yok. Ben direkt şey yapıyorum. Ne diyorsun? Yani ya kusura bakma biz yani gerçekten hat, tipini falan hatırlıyorsam onu da samimiyetle söylüyorum. Yani seni hatırlıyorum ama nereden tanıştığımızı hatırlayamıyorum. Hmm. Kusura bakma. ve Çünkü numaraya devam etmek istemiyorum diyorum. Ya da buna benzer bir şey ve hemen soruyorum. Yok yani. Mükemmel. Yok. <laughs> Okey. Pardon, kısa olacaktı. Yok. Hayır canım, <gülüyor> <gülüyor> Evet, biraz uzattım. Uzattım. <laughs> sevgilinin eski sevgilisi <laughs> ilgili bir anın var mı? Ne? Sevgili. Sevgilinin. Evet. Herhangi bir sevgilinin evet. yani. Eski sevgilisi olan biriyle ilgili bir anın var mı? Yok. Tamam, Sen geçiyoruz. <laughs> <laughs> Okey, teşekkür <laughs> ediyoruz. Ee, bu hafta <laughs> yalan söyledin mi? Söylemedim. En güvendiğin date numaran nedir? Yani böyle bir hmm. date numaran var mı hani biriyle randevudasın, işte hani şu bir şey yaparım hmm. ve alırım onu, etkilerim. Şöyle bir bakış falan. Gibi. Yok ya, yok. Sıkıcı bir insanım. Ben hemen böyle kendimi anlatırım, açarım. Hani hiç öyle bir. Ya varlığım yeter bekliyor zaten. <laughs> o anda da böyle varlığım yeter diye, diye düşünüyorum. Oturuyorum böyle. <laughs> Yo ne bileyim numara onlar gelir. <gülüyor> <gülüyor> bu da bir taktik aslında da neyse. Belki de öyle. Neyse de bu da bir taktik. En azından düşünerek yapmadın. Yani. <laughs> e, 100 yıl sonra yaşayacak insanlara bir mesajın var mı bugünden? Yüz yıl aynen, sonra. Aynen. Yok kardeşim çünkü ben Banane ne bileyim yüz yıl sonra <gülüyor> <gülüyor> hani ne olacak yani belli ki çünkü çok başka bir yerde olunacak yüz yıl sonra. Böyle ağaçlara hani... iyi bakın falan gibi. Bir şey Yok, yok. yani. muhtemelen hmm. ağaç olmayacak zaten hani. Last of Us'u izlerken böyle şey oldum ya bir an bir an için. Oha gerçekten böyle bir yer olabilirdi ya dünya yani hiç aslında hani pandemiden sonra böyle bir şey olamaz. Diyemiyor insan ya yani hiçbir şeye. Ben de olabilir diye. Çünkü böyle bir mantarla Aynen. açıkladıkları için yani evet bir mantar birilerinin beynini ele geçirebilir ve gerçekten böyle bir şey olabilir ki ben oyunu oynamadım yani izledim oynayan insanlardan gördüm. Hmm. Son zamanlarda en çok utandığın an nedir? Ya şey herhalde bir ortamdayız ve işte tanıdığım tanımadığım insanlar var ve hani bir yerden muhabbete başlıyorsun. Hani ne yaptığımı söylemek hani insanlar hmm. çok rahat. Ya kötü bir şey olarak hmm. söylemiyorum bu arada. Hani işte yazarsa yazar bilmem. Ya yani hemen böyle iş yaptı, işten giriyorlar konuşmaya. Ben de genelde hani hiç aklıma gelmiyor. Ben de müzisyenim falan hani ancak böyle konuşacağız da ya da genelde de biri gelir söyler. Ya bu arada Dila işte <laughs> şarkı söyler. O'dan o hmm. ya Evet, utanıyorum. Çok herhalde. güzel bir cevap. Bayıldım bu cevabı. Çok iyi anladım bu hissi. Anladın mı? Evet, söylemek durumunda ya. kaldım. Yani, bunu, değil evet, mi? ya da ya da birinin işte. senin için yani söylemi bize evet. olabilir. Aynen. O da de... söylüyor ablası evet, falan. Ya, <laughs> o, da böyle... bak, o da şarkı söylüyor. Başka bir şey konuşabilir miyiz falan yani? <laughs> çok fena bir şey. O da oynuyor <gülüyor> reklamlarda <gülüyor> <Aynen>. falan. <laughs> çok kötü bir şey abi, çok kötü gerçekten. <laughs> en işe yaramaz yeteneğin nedir? yeteneksizim bence. <laughs> dışında hayır, işe yaramaz ama böyle çok abuk şeyler var işte parmaklarımı şöyle yapabiliyorum evet, falan gibi. Ha. Ne yapabilirim işte bir şey yapamıyorum ki bence. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle işte ne bileyim dişlerimle müzik yaparım. öyle bir şeyim de yok. Ee, Dilini gül şeklinde falan yapabiliyor musun? Evet onu yapabiliyorum. Aynen. Peki <laughs> Bu yetenekler artık bu program için işe yarıyor. İşe arada. yarıyor. <laughs> Bundan sonra gelecek konukların haberi olsun. Bu yeteneklerin listesi çıkarım bize. Sahip olmayı en az isteyeceğin süper güç. Yani bu mu benim gücüm hmm. diyeceğin. Uçanlar, işte kaçanlar. Yani bana opsiyon sunabilir misin mesela? Hani şu mu, şu mu, şu mu? <laughs> Okey, mesela e, saçlarınla, evet. e, saçların mesela bütün tozları çekiyor gibi. Bu bir süper güç. Evet çünkü başka kimsede olmayan bir güç. Sadece iğrenç sende. İğrenç. İğrenç bir güç. Bu tarz gü bir şey. <laughs> bu tarz. bir süper güç değil bu arada. Evet, Abi, yani. Kesinlikle süper bir süper güç. Bir Sadece bir özellik de. Bir şey yaramaz işte, süper güç çünkü arıyoruz bir işte. bir e, özellik bu. İşte bu tarz bir şey arıyoruz ama. Aklına <laughs> bir şey geliyor mu yani? Bence şey geldi benim aklıma şu an. <laughs> ne olursa olsun görünüyor. Mesela karanlıkta da görünüyor. <laughs> bir yerde mutlaka seçiliyor. <laughs> o çok kötü. <laughs> <mi>? Mutlaka görünüyor. Ay <laughs> berbat. Evet çok dilaralık bir soru geliyor şu an. <laughs> Neymiş? Bayılacaksın. Nedir? En sevdiğimiz sorumuz. Hangi takımlısın? <laughs> var mı bir takımın? Yok. Yok hiç mi yok? Stockholm Spor. <laughs> Stockholm. <laughs> <laughs> Stokholm, İdman Yurdu falan <laughs> diyecekler. O kadar var. yok ki. Gerçekten. Yani, ve hiçbir <laughs> zaman olmadı ve çocukluğumdan beri bu soruluyor ve hani... ...sıf cevap vermek için Brezilya falan gibi şeyler söylediğim <laughs> oldu. Yani hani... <laughs> Ama yani hiç bir bilgim yok. hani hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yine o, de hani spor bu. sorusunu kaybetmeyerek yeterince evet. e, doğru bir nokta olduğunu ve kanıtlamış <gülüyor> oldun. <gülüyor> ve şey de değişe ya da hani o cevap. Yani bilmememe rağmen işte nasıl Brezilya'ya atıyorsan. Ortamına göre bir şey atman gerekiyor çünkü e, mi? Yani evet. Yani yok şey gibi işte. Galatasaray diyebilirim çünkü dedem Galatasaraylıydı <laughs> falan, anlıyor musun? Ya da işte hani Beşiktaş'a sempati duyduğum için. Ee... Beşiktaş belki falan. Hani ama anladım, anladım. Ha, bu cevapları anladım. da veriyorsun yani insanlara. Vermem gerekiyorsa. ne <laughs> evet, söylüyormuş Ama her biri evet. yani duruma göre de başka başka da Evet evet, evet, evet. aynen. İnanılmaz. Yani... <laughs> ve ya, dedem Galatasaraylı diye Galatasaray işte. Çok iyi. <laughs> evet yoksa takım tutmuyor. Gerçekten bu soruya verilmiş en iyi ve en evet. saçma cevap yani. Gerçekten <laughs> öyle. Şimdi seni hazırladığımız soru olan bu aralar en çok dinlediğin şarkı <laughs> hayır, nedir? <laughs> hayır, hayır. önceden evet söyledik ya, de buna sana. bakmam gerekiyor ama ya ve ya da şöyle bir şey söyleyeyim, garip bir şekilde e, bayağıdır bir şey doğru düzgün dinlemiyorum diyebilirim. Bakalım, bakalım. Evet. Ama bunu bilinçli de yapmıyorum. Böyle bir bir ara çok dinliyorsun ya böyle hani evet. her yere giderken de falan kendi filan kendi. Dinliyorsam da böyle eskilerden bir şey. Yani daha önceden zaten dinliyor olduğum bir şeylere gidiyor şimdilerde hı hı. canım. Ama playlistimiz için bir şarkı önerecek evet, olsam, öner. bir de Aynı. bir şarkı önerebilir misin? Aynen. Ama şu an söylemek zorunda değilsin. Sonra da söylersen biz onu ekleriz. Hı. Tabii yani şimdi de söyleyebilirim benim çünkü her zaman... Canım var. Evet, aynen. Aaaa. Oh. Favorite. Kadın. Seviyoruz Reis'i. Evet. Valla ben bu da şeye ben cevap olarak valla nota en sevdiğim Lara Dilara şarkısını nota aldım. Sen çok tatlısın. Ee, iki, 2017 çıkışlı. Onu da not almıştın. Onu da çok da aldım. Tatlı. Ee, hazineler içindesin. Her zaman benim için çok farklı bir şarkı olacak. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Mevcut senin var mı şarkı? Bu cevabın üstüne <gülüyor> <var>. <gülüyor> Şimdi bir yok, tane benden söylemen <laughs> gerekiyor. Ben aslında evet onu düşünüyorum ama şarkının adını hatırlamadığım için biraz utandım benim de. Olsun. Hayır so ben gel pandemi... Yelpaze'yi ah, seviyordum. Ah, Yelpaze evet, çok güzel. Evet. <laughs> Yelpaze'yi çok seviyorum. Bir de o albümün mü en son şarkısıydı? Gülüşünde yani, mi acaba? Uzun olabilir. böyle bir ağıt gibi olan. Mı? Bilmiyorum ama hatırlayacağım. Savruk diye böyle gitar git vokal. Evet okarsınız. Savruk'a Yağmur yağıyor sonunda. Evet onu çok seviyorum. Bir dakika hemen bulacağım. <laughs> Suver Leyla 2018'de çıkmış. Bak hı hı. senin de zaman tüneli gibi Meriç bakarken. Evet. Oraya doğru 2015. Pardon. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Hadi <gülüyor> dinleyelim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Telif yemezsek senden. Bunu yapabiliriz. <laughs> İzin <tekrar>. veriyorum. İzin veriyorum. <laughs> <laughs> bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Bilal şarkısı çalarak bitirebiliriz. Telif atmazsın yani, bize değil mi? Yok tabii. Plak şirketin atar mı? Yok. Çok hoşuma gitti şu an. Yelpazeyi koy. Yelpazeyi aç. Yelpazeyi. Tamam yelpazeyi açıyorum. <laughs> Şurada <Abi>. çalsın. <laughs> Bu çalsın. Çok... O şarkı Bu arada yeni adam. albüm yaptım. Onu da belirtmek istedim. İnsanlar. Evet. Evet. Türk YouTube'unda ilk defa. <laughs> yeni albümünü anlatıyordu Dilara. Ta en sona denk geldi. Evet. Olsun olsun. Yani onu da böyle bir şey. <laughs> Müzisyenim ben. Şarkı söylüyorum. <laughs> O, o da çalıyor. Ya. Şarkı <laughs> söylüyor. Şarkı söylüyor. O da o da çalıyor. Çok güzel söylüyor. <laughs> Bilo çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim teşekkür ya. Çok Gerçekten keyifliydi. Sizinle olmak harika. Sizinle olmak da harikaydı. Ayaklarına sağlık. Var mı yorum yapmak istemeksiniz? Hadi bay bay.